kıyırlığı var. Ama bunu yapan biraz hani çok biraz kurutmuş. Yani ilk tabak için orta diyelim. Bu kalbura bastı gibi olmuş ya. Oh 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 maşallah. Bunun için hamur. Yemiş sevdim. Asla olmamış. Ana bu da civciv çıktı. Yani bu fındıklı ceviz olduğu için bunda sadece fındık ceviz tadı aldım. Ama çok kurutmuş bu da. Abo, iki kuş, iki civciv, horoz. Neyse artık çıkmış buradan bir şeyler. Hepsini açıyorum gördüğünüz gibi. Bu da hamur kalmış. İkinci tabakla, ikinci tabak şerbetini de çekmemiş. Gene bunda biraz şerbet var. Ama içi hamur kalmış. Öyle. Peki, hemen 2500 liranı veriyorum. Lütfen 10 saniye bir düşün. Bir bak şöyle. Sonra pişmanlık yaşamayın. Takım arkadaşlarını bulacaksın. Serap ve Hümeyra hangisini yapmıştır? Büşra ve Fatma var. Fatma var. Buyurun, istediğiniz tabakla başlayabilirsiniz. Şuna 100 veriyorum. Üçüncü tabağa 100 lira verdi. Dördüncü tabağa 1500 lira. Peki, dördüncü tabağa 1500 lira verdi. Birinci tabağa 300 lira veriyorum. Birinci tabağa 300 lira verdi. 600 lira da olmayan ikinci tabağa verin. Gerçekten 600 lira da olmayan yapacağım bir şey yok. İkinci tabağa veriyorum dedi ve birinci tabaktan başlıyoruz. Birinci tabağa 300 lira verdi Filiz. Bakalım Filiz'in 300 lira vermiş olduğu bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için sert olmuş, kıyırlık var, çok kurumuş, şekeri erimemiş, bariz belirgin bir şerbet var. Orta bir tabak dedi ve 300 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık. Fatma. Keşke 100 lira verseydim. Aklımdan da geçti aslında. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aslında tam stratejiyi yapan bir kadınsın ama... Hı. Sen bunun en iyi kurumuş tabak olduğunu biliyorsun. Yok aşkım kurumuş. Kurumuş diyorsun, aha bunlar şey bu helva gibi, aha yumuşak bu helva Fatmacığım gibi. Sen utanmadın mı buna puan vermeye? Bak tabakları görmüyor musun? Ben hiçbirini beğenmedim. Geç bir kere bana onu. Bak, ben yemek yapmasını bilmeden bana artistlik yapma. Şengül teyze ne dedi biliyor musun? Sana kralını yaparım. Ben ne dedi biliyor musun? Fatma. Baklava gibi olmuş en iyi tabak dedi. Sen niye benim tabağıma bunu şey yapıyorsun? Fatma, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, puana bir şey demiyorum çünkü vermek zorunda değilsin. Ama kötü diyemezsin. Fatma. Diyemezsin. Bir şey söyleyeyim mi sana? Gerçekten ilk yedim ya. Senin tabağından sadece şerbet tadı aldım. Bak şerbetini tadı aldım. Bunda şerbet var. Başka ne tadı alacak? Bir dakika. Ne dedim? Birisi daha şey, birisi kurumuş dedim. Bir dakika. Bana, hayır, beyazını gösterme bana. Bak, görüyor musun? Kıtır kıtır baklava gibi. Şunu açar mısın? Bunun normali bu. Senin bunun olacağını, normali bu. Ciddi söylüyorum, senin bunun olacağını bilseydim, senin çıkacağını bilseydim yüzü basardım. Bak gene benden 300 lira aldın. 300 de benden aldı. Senden 400 aldım teyze. Fatma. Ama en azından Şengül teyze ne yaptı biliyor musun? Adaletli davranıp en iyi tabak baklava gibi onun ama vermeyeceğim dedi. Onun stratejisi yok ya, onun stratejisi de yok, hiçbir şeysi yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Sen o kadar sahtesin ki, kadın dedi ki en iyi tabak ama vermiyorum dedi. Sen benim tabağımı niye tutuyorsun? Kötüleri! İyi diyeceksin, para vermek zorunda değilsin. Bugün final Fatma, kalkmış bana yakmış olduğun, bak gösteriyorum. Bak altın bütün sarısı. Türkiye görsün, bak. Bu yani kupkuru ya, ben bunu neresini yiyeceğim? Kuru değil, bak, bu kadar zamanda bu kadar şerbet tamam, çekebildi o. Tamam ama kurutmuşsun Fatma. Bak ben, yakmışsın Fatma. Filiz, sen benden mi öğrendin? Filiz, müsaade et. Sen yakmayı benden mi öğrendin? Demek haklısın. Ki ben... Yakmayı ama yakmıyorum. Ha. Sen yakıyorsun doğru. Ha. Bak ben neye kızıyorum biliyor musun? Şengül teyze bana puan vermedi Şengül ama dedi ki... verdi puan, beni ilgilendirmiyor. En iyi tabak dedi. Sen benim tabağına dedi yemezsin ya.
Kurumuş neye ben varacağım? Sen benden 300 lira aldın, dua etmelisin. Tamam Fatma yerine. 300 lira aldın, dua etmelisin. Tamam Filiz, sen de abartma. Gerek yok zaten, tabağını yani bulacaksın. Keşke. Bu kadar abartmaya gerek yok, tabağını bulacaksın. Ve ikinci tabağımıza gidiyoruz. İkinci tabağımıza 600 lira verdi. Bakalım bu tabak inşallah senin takım arkadaşlarından biridir. Tahmin ediyorum. Peki tahmin ediyorum dedi. Peki bakalım bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için kalbura bastı gibi olmuş. İçi hamur kalmış. Keşke yemeseydim, asla olmamış dedi ve 600 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık. Serap. Belliydi zaten. Gel. Neyi belliydi? Ay gel. Gelmeyeceğim. Vallahi çok yoruldum ya. Gel 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 gel. Bir dakika. Nereye geleyim ya? Yoruldun beni ilgilendirmez Serap. Ne? Ben ne dedim? Ne dedin? Dedim ki ben bugün para vermeyeceğim. Hiçbir tabağı beğenmedim ama strateji uyguladım. Strateji. Bak strateji böyle yapılıyor Şengül abla. Öğren. Yaptı yaptı, o da yaptı o stratejiyi. Yaptı. Heh. İçi var ya, yani Allah günah yazmasın, nimettir. Saygı duyuyorum ama böyle bir şey olamaz. Filiz bana dedi ki ya ben hayır. Şu anda gerçekten evet takımımı bulmak için bugün kendimi paralıyorum. Bunu es geçiyorum. Ama yaptığın tabak asla bunu herkes izleyecek. Asla yenilecek bir tarafı yok. Strateji madem uygulayacaktın, madem sen benim o tabağımın olduğunu da tahmin ettin, versene 1500 lira. Hani nerede kaldı şimdi senin stratejin? Nerede kaldı? Bana şimdi demagoji asla yapma. Ben demagoji yapmıyorum ki. Bana demagoji yapma çünkü neden? Bu demagoji tarafı, ne? Bir dakika, bu taraf, bu taban savunulur hiçbir tarafı niye yok. Niye savunmayayım tabağımı? Neyini savunacaksın, hamurunu mu? Hamur işte, o ne o? Hamur işte diyor ya, diye. Hamur mu yaptık biz? Bak. İç hamur, bildiği hamur ya. Bugün final günü. Sen bizim zaten takımı bulmak zorundasın. Evet. Madem hani biliyordun, kafanda bir şey bassaydı 1500 lira. Niye risk şimdi atıyorsun şöyle bir şey bugün? Bunu burada söylemeyeceğim, sonra söylerim sana. Peki, geldik dananın kuyruğunun koptuğu ben yere. Ben biliyorum sebebini. Evet. Peki bakalım 1500 lirasını kime verdi? Hüşra mı, Hümeyra mı? Sona kalan iki rakip. Bu tabak kimin? Filiz Hanım bu tabak için pişmemiş, içi hamur kalmış, hiç olmamış dedi ve 1500 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Filiz açtık. Hümeyra. Kendi takım arkadaşını buldu Hümeyra. Ceviz tadı aldın, fındık tadı aldın, iç harç tadı aldın, tek tabaktı zaten. Fındık tadı aldım. Bir saniye. Evet. Ben de sana fındığı güzel kesinlikle miydi? Kesinlikle aldım. Afiyet olsun. Çünkü içinde fındık yoktu. Damak tadını buradan anlayabiliyoruz. Ya ne anlar o ya? Sadece benim tabağıma yaptığın yorum çok kızarmış dedin. Kara kuş tatlısı diyorsun, kuş şeklinde olması diyorsun. Yani bu nasıl bir mantık? Kara kuş horozları tatlısı verdim. Kuş yok abla. Kara kuş tatlısı ben aslında kuşların annesini sevdiğim için onlara verdim. Kaplan şeklinde oluyor ama biz beceremedik. Bak kuş şimdi, şeklinde olmuyor. Büşra'cığım tamam saygı duyuyorum. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten bak yorum yaparken çok sert ifadeler kullanmadım. Dedim ki hiçbir tabak olmamış ama dedim kuş şekli iki tane var. İki tane de kuşun tebrik annesi ederim var dedim. Bir. İkincisi ben dedim kesinlikle bugün lezzet yok. Kesinlikle strateji yapacağım dedim. Ha takımımı her buldum. Her zaman yapıyor. Hayır. Ama ben şöyle söyleyeyim. 300 liralık verdiğim tabağı senin tabağın zannettim.